Öncelikle böyle bir programı tertip eden Muhafazakar Düşünce Dergisi'ne, Selçuk Üniversitesi'ne ve katkı sağlayan diğer kurumlara teşekkür ediyorum. Şimdi Erol Güngör benim İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okurken hocamdı. Yani sosyal psikoloji derslerini Erol Güngör'den almıştık. Ve Erol Güngör'ü tabii uzun yıllar takip eden birisi olarak, kitaplarını, makalelerini okuyan birisi olarak ben Erol Güngör'ün daha çok bir sosyolog olduğunu, Kurtuluş Kayalı hocamızın ve diğer bir başka konuşmacının belirttiği gibi daha çok bir sosyolog olarak görüyorum. Çünkü sosyal psikoloji daha çok grupları inceliyor ama sosyoloji bütün bir toplumu inceliyor. Dolayısıyla ben aslında Erol Güngör'ün gerek çalışmaları, gerek toplumsal duyarlılığı, gerekse günlük siyaset üzerinde, siyasete girmeden siyasete yön verecek çalışmalarıyla bir sosyolog olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kendi alanı her ne kadar sosyal psikolojisi ise de Mümtaz Turhan'ın kurduğu bir şey, bölüm ve Mümtaz Turhan'ın da öğrencisi olduğu üzere yani sosyal psikolojiye kayan ama sosyologluğu aslında icra eden bir insan olarak düşünüyorum. Şimdi ve ben de bir sosyolog olarak yani hocamın aslında sosyoloji için bir ortak değer özelliği taşıdığını söylüyorum. Çünkü sosyal bilimler sadece teorik bilimler değildir. Toplumun nabzını tutan, topluma yön veren, toplumun derdiyle dertlenen bilim adamı aslında karakteristik bir sosyal bilimcidir. Biz tabii Erol Güngör'de bu özellikleri görüyoruz. Büyük ölçüde görüyoruz. Edebiyattan, felsefeden, dinden, efendim toplumsal değişmeden, medeniyet analizlerinden aslında toplumu bütünüyle kucaklayan bir sosyal bilimci özelliği taşıdığını görüyoruz. Aslında tabii bir de sosyolojinin bir hikayesi var, Türkiye'ye giriş hikayesi. Yani sosyoloji Batı'da bir toplumsal reçete olarak ortaya çıktı. Yani Fransa'da toplumun bunalımlarını çözecek, yani bir anlamda manevi bir reçete olarak düşünüldü. Bunu hem Auguste Comte'de hem Durkheim'de görüyoruz bu görüşleri ve yaklaşımları. Aslında sosyolojinin bir formasyon olduğunu, bir durum değerlendirme hareketi, çalışması olduğunu biliyoruz. Yani onun bir reçete haline getirilmesi, Batı dünyasının kaybettiği bir takım değerleri onda bulabilecek ümidiyle ona sarılmasının bir sonucudur. Dolayısıyla Türkiye'de sosyoloji bir bilim olarak değil de bir siyasi bir metot olarak girmiştir. Ve maalesef sosyoloji Türkiye'deki batılılaşmanın bir taşeronu haline getirilmiştir. Yani batılılaşmaya bir sosyal kılıf bulabilmek amacıyla sosyolojiye böyle bir görev verilmiştir. Yani batılılaşmayı öngören şeyler, siyasetçiler böyle bir rol vermişlerdir. Dolayısıyla sosyoloji Türkiye'de eksik olarak doğmuştur. Yani bir toplumun sosyal yapısını bilmeden siyasi yapısını belirleyemezsiniz. İktisadi gelişimini planlayamazsınız. O yüzden sosyolojinin önce toplumla kaynaşması, toplumun değerlerini öğrenmesi, toplumun tarihi süreç içerisinde hangi ideal ve öncelikler içerisinde yaşadığını bilmesi lazım. Ve ondan sonra yani sosyoloji bir ana bir çerçeve çizmektedir. Fakat maalesef siyasetin güdümünde sosyoloji gelişmeye başlamış ama bu gelişme tabii sağlıklı bir gelişme olmamıştır. Bunu gerek Erol Güngör'de, gerek Hilmi Ziya Ülken'de, hatta Şerif Mardin'in çok enteresan bir şeyi vardır. Bir sivil toplum var mıdır Osmanlı'da?
çerçevesinde bir makale sitede şunu der. Ben der Avrupa'da eğitim gördüm. Avrupa'da bir sosyal bilimin şeyi vardır. Bir öğrenme kodları ve hiyerarşisi vardır. Hani bir öğrenci bir bilim dalına girdiği zaman başta neyi öğreneceği, işte Yunan, Roma vesaire, ya yeni çağ, yakın çağ vesaire gibi belli bir ilim adamları ve belli bir düşünce sistemlerini okur ve ondan sonra belli bir özellik ve belli bir kariyer kazanır. Fakat Türkiye'de ben gelince bunu göremedim diyor. Ve özellikle tabii bir medeniyet kopukluğu yaşadı Türkiye. Yani İslam medeniyetinden Batı medeniyetine bir özümseme yapmadan, neyi nasıl alacağını bilmeden bir değişim içerisine girdi. Dolayısıyla bu şey içerisinde kendi hedeflerini ve kendi önceliklerini ortaya koyamadı. Bunu açık bir şekilde Erol Güngör'ün değerlendirmelerinde görüyoruz. O özellikle Türk toplumunda Türkiye'nin modernleşmesinin henüz başarıya ulaşamamış olduğunu söylüyor. Buna sebep olarak da hala batılılaşmanın Türkiye'de tartışılmakta olduğunu ifade ediyor. Şimdi dolayısıyla Güngör aslında sosyoloji kendi köklerine dönmesi lazımdır diyor. Onun kökleri aslında toplumun geçmiş tarihi, kültürel ve felsefi birikiminde yer alıyor. Halbuki batıdan gelen felsefe, batıdan gelen sosyolojik tarihi süreç ve batıdan gelen bir takım kavramlar sosyolojiyi farklı bir istikamete götürüyor. Bu sadece sosyoloji için değil, psikoloji için de, iktisat için de, hukuk için de, siyaset bilimi için de geçerli olan bir durum. Şimdi burada tabii Erol Güngör'ün bir çok güzel bir şey var, kavramlar ve kavramların ifade ettiği anlam nedir? Ve bu bizim için, bizim varlığımızla, bizim kültürümüzle, bizim medeniyetimizle ne kadar bağlantılı? Onun için bunu bir şuur meselesi olarak, yani bunu bir idrak meselesi olarak görüyor ve bu kavramlara dayalı bir sosyoloji üretilmesini, bir sosyal bilim üretilmesini öngörüyor. Ben buna kendim tabii yakın zamanda, yani birkaç yıl önce yaptığım bir değerler çalışmasıyla aslında değerlerin daha önemli olduğunu gördüm. Ama değerlerin kavramlardan ayrı tutulamayacağını açıklamaya çalıştım. Çünkü değer bir hedef ve bir kültürel bir birikim ama kavram bunun akıl yoluyla geliştirilmesi ve hayata aktarılması noktasında önem kazanıyor. Yani dolayısıyla değerimiz olmadan kavramları oluşturamazsınız. Yani önce inanacaksınız, önce benimseyeceksiniz, sonra onun toplumsal ve iktisadi, siyasi yönlerini gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Zaten Erol Güngör de medeniyetin bir değerler sistemi olduğunu söylüyor. Ve bu değerler sisteminin temelinde de İslam dininin olduğunu belirtiyor. Yani o bakımdan değerlerden uzaklaşan bir şeyin, bir medeniyetin aslında giderek kendi asıl yönelmesi gereken istikametini kaybettiğini ve farklı yönlere doğru savrulmaya başladığını görüyoruz. Ben de Erol Güngör'ün yani milliyetçilik konusunda aslında Erol Güngör her ilim adamı gibi, her sosyal bilimci gibi ülkedeki mevcut eğilimlerden etkilenerek kendi görüşlerini o gün için moda olan veya hakim akıl içerisinde ifade etmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani Erol Güngör'ü ne milliyetçiliğin içerisine tam olarak sokabiliriz, ne batıcılığın içerisine sokabiliriz, ne de İslamcı denilen bir şeyin slogan içine sokabiliriz. Zaten bunlar meşrutiyet döneminde Batılılar tarafından üretilmiş şeylerdir, akımlardır. Yani ben bu akımların bu şekilde bizim kendi ilim adamlarımızın ve kendi toplumumuzdan üretildiğini düşünmüyorum.
Bu yüzden şimdi tabii ki fikir hareketleri elbette ki yani sosyolojinin de önemli bir şeyin konusunu teşkil ediyor. Zaten biz Batı sosyolojisine, Batı felsefesine baktığımızda daha çok burada ideolojilerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani toplumları incelemek ve toplumların kendi değerleri ve tarihi dinamikleriyle bu ilimlerin ortaya çıkmadığını daha çok ideolojik bir takım fikirlere dayalı bir takım sosyal teorilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu bakımdan da aslında yani neden biz acaba sosyal bilimlerde çok büyük işler yapamadık sorusunun bana göre cevabı da ortaya çıkmış oluyor. Şimdi Erol Güngör aslında Türkiye'de batılılaşmayla birlikte Batı dünyasına hakim bir ilim geleneğinden bahsediyor ve ilimin aynen bir put olduğunu söylüyor. Yani tartışılamaz. Onunla ilgili, onun adına gelen her bilginin, her davranışın aslında kabul edilebilmesi gerektiği noktasındaki yaklaşıma karşı çıkıyor. Diyor ki, Batı ilmi, özellikle rasyonalist ilim, tamamen akılcı bir temele oturuyor. Tabii hayatın bütününü açıklama imkanından mahrum. Dolayısıyla bizim bilgi anlayışımız ne sadece akılcıdır, ne sadece duyumculdur. Bizim bilgi anlayışımız müşahedeye dayanır, yani gözleme dayanır. Daha doğrusu bu haliyle aslında metodolojik olarak sosyolojinin de, sosyal bilimlerin de aslında neye dayanması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Tabii burada bir şuur kavramından bahsediyor. Yani bir yere bakacağız ama şuurlu bakacağız. Yani niçin ve neden baktığımızı bileceğiz. O bakımdan bugün medeniyet konusuna yani fazlasıyla önem veriyor. Bu konuda tabii Batı dünyasındaki modern anlayışın İslam veya daha bazı Doğu ülkelerinde geç modernleşme kavramı olarak ifade ediyor. Ve burada aslında modernlikle ilgili bir kendine has bir tanım yapıyor. Diyor ki bir toplumun kendi orijinal buluşları içerisinde bir gelişim ortaya koyması aslında modernleşmedir diyor. Tabii burada ben şöyle bir küçük bir eleştiri yapmak zorundayım. Batı kendi medeniyetini veya kendi siyasi ve sosyal sistemini kendine has kavramlarıyla açıklamaya çalışıyor. Bunun tabii ki temelleri var. Bunun o Batı'nın geçirmiş olduğu siyasi olaylar, bir takım çatışmalar, kilise, bilim çatışmaları veya işte iktisadi sisteme hakim olan bir takım unsurlar, bütün bu olaylar aslında sosyal sistemin kavramlarını da oluşturuyor. Yani bir toplum yaşamadığı bir olayı kavramlaştıramaz. Dolayısıyla kavramları da ve bunun arkasından teorileri de bizim başka bir toplumdan alamayacağımızı söylüyor Erol Güngör. Buradaki tabii modernleşme terimini keşke başka bir kavramla ifade etmiş olsaydı bana göre daha iyi olacaktı. Şimdi burada aslında rasyonalist rasyonalist bilim anlayışının batılılaşmayla birlikte bizim eğitim sistemimize de yön vermeye başladığını ve bunun sonucunda yani sosyal bilimlerin Batı güdümünde bir mantık ve felsefe içerisinde gelişimine imkan hazırlandığını söylüyor. Birçok konuşmacılar zaten aynı halk ikilemini izah ettiler bundan önceki şeylerde, oturumlarda. Benim Erol Güngör'ün aslında bir sosyal bilimci olarak, ben tabii İstanbul'da Erol hocamızla hayatını inceleme imkanı bulamadım ama daha sonraki gerek kitapları, gerek dergileri, işte Orta Doğu'daki yazıları, Töre dergisinde, özellikle Töre dergisindeki yazıları çok gerçekten doyurucu ve toplumsal meselelere ışık tutan bir özellikte olduğunu görüyorum.
Son olarak şunu söyleyeyim. Erol Güngör, Türkiye'deki sosyal çalışmaların bir saha çalışmasının ötesine geçmediğini, Türkiye'de bir sosyal bilim kamu oyunu oluşması gerektiğini ısrarla söylemekte ve bizi aslında hazır bir takım şablonların dışında bilim yapmamız gerektiğini bize anlatmaktadır. Burada özellikle bir hususa da temas etmek istiyorum. Bu konu aslında bizim medeniyet değişimi hadisesinden beri karşımıza çıkan bir olaydır. Bizde siyaset her şeyi belirlemeye başlamıştır. Yani dün böyleydi, bugün de böyle. Halbuki ilmin siyasete yön vermesi lazım. Değerlerin siyasete yön vermesi lazım. Böyle olmadığı zaman ilim adamları belli siyasi görüşlerin ya yanında ya işte destekçisi veya işte onun karşısında olmak gibi çok farklı pozisyonlara girmekte ve gerçek görevlerini yapamamaktadırlar. Teşekkür ederim.